Sırada yeni bir bab başlığı var. Babun eşşehadetu seb'un sivel katli. Şehadet yedidir. Katledilmekten gayrı ayrıca yedi tane şehadet, şehitlik vesilesi vardır diye bir bab başlığı. 2674 nolu hadis. Haddesena Abdullah ibn Yusuf'a. Bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Akhbarana Malikun, bize Malik haber verdi, yani İmam Malik. An Sümeyyin, an Ebi Salihin, o da Sümeyden, o da Ebu Salih'ten. An Ebi Hureyre'de, o da Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, اَشْشُهَدَاءُ خَمْسَةٌ. Şehitler beş kimselerdir veya beş tip şehit vardır. Bir الْمَطَعُونُ. Mat'un yani taundan ölen kimse. Yani veba, çeşidi hastalıklar. وَالْمَبْطُونُ. Bir de karından ölen kimseler yani karın hastalıklarından ölen kimseler. وَالْغَرِقُ. Ve boğularak ölen kimseler. وَصَحِبُ الْهَدْمِ. Ve göçük altında kalan kimseler. وَ وَالشَّهِدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Ve Allah yolunda katledilerek ölen kimseler. Bunları tabi Allah Azze ve Celle'nin takdiri, hayatı O'nun yönettiği, yaşattığı bilinciyle yaşayan kimseler, mümin olarak. Yoksa her göçükte olan, her taundan ölen kimseyi kastetmiyor. İman bütün ameli salihlerin temelidir. İman olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu. O yüzden Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ. İman edip salih amel yapanlar. Şimdi yeni bir dünya kurmaya çalışıyorlar. Salih amel varsa, iman olmasa da insanları cennete koyabilmenin yolunu arıyorlar. O salih amel dedikleri de işte yani beşeri münasebetler, iyilikler, güzellikler vesaire. Cenab-ı Hakk'a imanı yok adamın, bunu Allah için yapmıyor, sorun değil. Biz onu bir şekilde hallederiz. Tarzı yani imansız iyilik. Bu artık dinsiz iyi olabilmenin önünü açma girişimleri bir süre sonra dinleri tüketme projesine dönüşür. Böylece iyilik merkeze alınır. İşte vatandaşlık bilinci, yatayda çevresiyle olan ilişkileri iyi tutması kişinin. Bunlar iyiyse tamam. Din dediğin şey eskiden de zaten insanları iyi yapmaya bir vesileydi. Şimdi insanlar doğrudan iyi olabilmenin yolunu buldular. O sebeple artık dinlere gerek kalmadı. Dedirtecek bir istikamet seziliyor. Halbuki iman yoksa bundan 40 kere de göçük altında kalsa sadece olsa olsa Allah'ın hışımı olur onun için. Demek bu hadis yani bunlar sahih rivayetler. Hakikaten okuyunca zaman zaman unutuyoruz demek ki. Okuyunca büyük ümit doluyoruz. Yani olur da Allah Azze ve Celle yolunda umduğumuz ve beklediğimiz gibi katledilmez isek ki bu her ümidi, her müminin öncelikli beklentisidir. O yüzden riyası olmaz bunun. Zaten müminler bunu isterler. Hani böyle nasip olmazsa bile en azından ne bileyim karından hastalıkla ne bileyim taun ile ondan sonra Allah göstermesin boğularak hiçbirini göstermesin gerçi ama ölüm mukadder bir şekilde bunlardan biriyle olacak. Fakat aklıma bir sahne geliyor. Biri gelip Resulullah'a sordu şehadetin en güzeli nasıl diye. Dedi ki atına binmişsin, meydana atılmışsın, öyle savaşmışsın ki düşmüşsün.
gelip seni bulanlar senin kanın mı, atının kanı mı karıştırıyorlar. Kanın, atın kanı, atın kanına karışmış. Yani at da öyle bir demek ki dalışlar yapıyorsun ki at o kadar yara alıyor ki ve sen de öyle bir yara alıyorsun ki at da orada ölüyor, sen de orada ölüyorsun. Gelenler böyle ikinizin de kanını yerde göllenmiş halde buluyorlar işte en güzeli diye tabii ki. وَكُلَّمْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Cenab-ı Hak herkese durumuna göre muamele ettiğine şüphe yok. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Şu halde herkes yarına kendisi için ne hazırlıyor ona baksın. Yani bizim anlatmamızla, başkasından duyarak birinin yapmasıyla bize bir hayrı yok. Biz kendimiz için bunu gerçekten isteyip şuuruna, bilincine, düşüncesine ve niyetine girmedikten sonra. 2674 nolu hadisi okumuş olduk. Sırada başka bir hadis var aynı bab başlığı içerisinde. 2675 nolu hadis. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ Bize Bişr bin Muhammed anlattı. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ Bize Abdullah haber verdi. اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ Bize Asım haber verdi. عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْر۪ينَ O da Hafsa'dan, Sirin'in kızı. عَنْ اَنَسْ اِبْنِ مَالِكٍ O da Enes bin Malik'ten radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. عَنِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve selleme O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den قَالَ dedi ki اَتَّاعُونُ شَهَدَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ Taun yani taundan ölmek her Müslüman için şehadettir. Ama dikkat edin her Müslüman için diyor. Dolayısıyla o kişinin imanını Müslüman bir kimse olduğu kaydı bu hadiste geçmiş. Muhtemelen İmam Buhari de bu rivayeti, deminki rivayetin akabinde bunu düşündürebilmek için koymuş olmalı. 2675 nolu hadis.